Konuydu. Eğitimle başlayalım Tuna Bey. Kısaca gündem yoğun, sonra diğer konuları değerlendirelim. Evet. Aslında yine bir değişiklik söz konusu. Değil. Önce hatırlarsak Sayın Başbakan Binali Yıldırım açık uçlu sorular olacak demişti. Şimdi evet. Milli Eğitim Bakanı hayır öyle olmayacak dedi. 60 soru üzerinde duruluyordu. Şimdi 90 soru denildi. Tam evet hep konuşuyoruz. Hep eleştirdiğimiz bir konu. Evet. Maalesef eğitim sistemimizde problemler hala devam ediyor. Kolay kolay da düzelecek gibi durmuyor. Sevgili Yusuf, o zaman haklı çıkmaktan hiç hoşlanmıyorum ama ne yazık ki haklı çıktım. Yani bundan bir ay önce bu TEOG MEOG kaldırıldığında, işte bir şeyler söylendiğinde bunların hiçbirinin yere sağlam basan ifadeler olmadığını, ayağı yere sağlam basmadığını, bu işin daha çok değişeceğini ve bu sürekli değişen bu sistemin de öğrencilerin üzerinde, çocuklarımızın üzerinde negatif etkileri olacağını çok defa söyledim. Benim hükümetlerim naçizane önerilmedir biliyor musunuz Tuna Öztuncu olarak? Ne olur unutun. Yaptığınız her şeyi unutun. Uzmanları bir araya getirin. Bu konuda eğitimci uzmanlar, profesörler, doçentler, yardımcı doçentler, önemli akademisyenler, önemli efendime söyleyeyim araştırmacılar, önemli eğitimciler. Bunları hep kim varsa bu işte kim uzmansa, tamam mı? Bu uzmanlardan oluşan bir konsorsiyumu, konsorsiyum yapın, tamam mı? Ve deyin ki bize öyle bir eğitim sistemi, öyle bir sistem tasarlayın ki, öyle önerilerle gelin ki, tamam mı? Bu önümüzdeki 20 yılın, 30 yılın planlaması olsun. Yani sizin getireceğiniz yeni öneriler ve bu önerilerden bir tanesine mutabık kalırsak bunu 20-30 sene hiç vazgeçmeden tutarlı bir şekilde bunu yürüteceğiz. Bu yoldan yürüyeceğiz. Gidin oluşturduğunuz, görevlendirdiğiniz efendime söyleyeyim bu konsorsiyumu ya da görevlendirdiğiniz bu ekibe gidin dünyadaki en iyi örnekleri incelemelerini isteyin. Gitsinler, incelesinler, yerinde görsünler, istişare etsinler. Almanya mıdır, İngiltere midir, Finlandiya, Amerika herhalde, mı, Finlandiya mıdır? Modeli neresi ol, gitsinler oralarda. Neresi, hangi ülke olursa olsun hiç önemli. Avrupa'da olması gerekmiyor. Nerede bu iş en düzgün, en iyi yapılıyorsa oralara gitsinler. Bir fikir telakkisinde bulunsunlar. Verileri toplasınlar. Türkiye'nin kendi gerçeklikleriyle bir karşılaştırsınlar. Ve bu gerçekliğe göre de kendileri de, efendime söyleyeyim, kendi kafalarındaki proje neyse onu da o masaya koyarak bir entegrasyon sağlayıp önümüze yeni bir şablonla çıksınlar. Bak başka çare yok. Yani bu huyumuzdan artık vazgeçelim. Bu günübirlik siyasetten vazgeçelim artık. Günübirlik şeylerden. TEOG'u kaldırdık. TEOG'u şöyle yaptık. Sonra olmadı. Açık uçlu soruydu. Yok açık uçlu sorudan vazgeçtik. Tekrar kapalı uçlu sorular soracağız. 60 soru soracaktık ama olmuyor. 90'a çıkardık bu sayıyı. Bu böyle gitmez. Böyle olmaz. Celal Şengör'ün hafta sonu bir röportajı vardı. Biliyorsunuz deprem dediğimiz Şikara evet. Hayatını kaybettikten sonra özellikle Celal Şengör, Profesör Doktor Şengör daha çok deprem yorumlarıyla gündeme gelmişti ama hafta sonu bir röportajını okuduğumda şöyle bir ifadesi var. Diyor ki mutlak monarşilerde eğitim daha iyidir. Ne zamanki demokrasiye geçtik eğitimin bozulmaya geçtiğini gördük diyor. Sonra Mustafa Kemal döneminden örnek veriyor. Mustafa Kemal döneminde 18 lise vardı, iyi eğitim veren diyor. Ve şu anda o liselerinde eğitimi kesinlikle iyi değil, düzgün değil diyor. Yani demokrasilerde eğitim iyi değildir, monarşilerde iyidir diye bir yorumu var. Katılıyor musun? Ya bana çok mantıklı gelmiyor. Çok real değil, hiç katılmıyorum. Bunun demokrasiymiş, monarşiymiş, oligarşiymiş, bununla ilgisi yok. Sistem kardeşim, sistem. Sistem ve sistemde izleyeceğin tutarlılık. Adam elin gavuru bu işi böyle yapıyor. Elin gavuru önce sistemi bir oturtuyor, sonra bunda tutarlı bir şekilde ilerliyor. Adım adım işletiyor bunu, vazgeçmeden bunu bir politika haline getiriyor ve bu politikadan geri adım atmıyor, ısrar ediyor ve onun üzerinde ilerliyor ve sonuca varıyor. İşte mübarek, her 5 yılda bir, 4 yılda bir sistem değişiyordu eskiden, şimdi yılda bire indi bu. Böyle bir şey olabilir mi? Bak durum gerçekten ciddi, birbirimizi kandırmayalım Ozan. Bir de şöyle bir şey var Tuna Bey. Ya mesela önemli uluslararası eğitim derecelendirme kuruluşlarının verileri var ortada.
Yahu kendi alanında, mezun olduğu alandan soru cevaplayamayan öğretmen adayları var bu ülkede. Siz neden bahsediyorsunuz? Yani 100 üzerinden değerlendirdiğiniz adam matematikten mezun olmuş. Eğitim fakültesi ben matematik öğretmeni olacağım diye devletin kapısını çalıyor. Atama bekleyen öğretmen kendi mezun olduğu matematik branşındaki sorulara cevap veremiyor. Yeteri kadar cevap veremiyor. Bir de Tuna Bey, biz eğitimi sadece ders bazlı ve dersteki başarı bazında değerlendiriyoruz. Ya da sınavdaki başarı bazında. Siz daha eskisiniz benden. Mesela ben 2001 mezunuyum liseden. Benim dönemimde diyelim okulda işte mesai bitti ya da işte bitti 3'ten sonra. Biz 4'te sokakta öğretmeni gördüğümüzde kafamızı sokacak delik arardık. Şimdi öğretmenler diyor ki bu sistemde bizim otoritemiz tamamen devre dışı bırakıldı. Çünkü kitle iletişim araçları, telefonlar vesaire. Öğretmenin en ufak bir bağırması dahi işte medyada haber olabiliyor. Öğretmen şiddeti vesaire. Tabii bazılarını ayırıyorum. Bazıları gerçekten hiç eğitimle alakası yok ama şimdi öğretmenlerin özellikle serzenişte bulunduğu konu şu. Bizim otoritemiz artık sınıflarda yok. Dolayısıyla otoritemi sınıfa yansıtamadığım için yeterli bilgi aktaramıyorum. Çünkü malum yaşları işte çocuk ya da ergenlik dönemi tırıvırı, vesaire. Tırıvır, hikaye, masal anlatıyor. La Fontaine'den masal. Geçin bunları ya. Ama saçma bir öğretmenlerin bu lafları öğretmenlerin ağzından duymak bile bende icap oluşturuyor ya. Ya geç bunları. Döverek mi adam edeceksin? Döverek mi efendim milleti terbiye edeceksin? Kimsin sen ya benim çocuğumu dövüyorsun? Ben çocuğuma evde 2 tane tokat atmaktan bile kendimi alıkoyarken sen kim oluyorsun benim çocuğumu öldüreceği dövüyorsun yani? Oradaki otorite... Ya gelmişim öyle otorite öyle olmaz. Otorite şöyle olur. Adam gibi sistemle olur otorite. Ozan. Adam gibi sistemle olur. Nasıldır o sistem mesela? Oturtacaksın. Okulları adam gibi bir formata getireceksin. Disiplin kuralları net şekilde uygulayacaksın. Çağıracaksın çocuğun ebeveynlerini. Oğlunuz böyle 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 disiplinsiz hareketlerde bulunuyor. Devam ettiyse okuldan atarım diyeceksin. Bitti. Döverek bu iş olmaz. Kafasına cetvel kırarak bu iş olmaz. Ben ne öğretmenler gördüm ya çocuklara nasıl eziyet ediyorlar. İşkence yapar gibi almış eline cetveli. O Sovyet dönemi Rus komünist rejimlerde olur ya. Demir perde ülkelerinde olur. Almış cetveliyle nasıl dövüyor çocuğu. Böyle şey olabilir mi ya? Böyle bir eğitimse yemişim efendim otoritemizi kaybettik çocukları dövemiyoruz. İstediğiniz gibi yürü git. Çocuk daha evinde ailesine şiddet görmezken sen hangi hakla hukukla hangi yetkiyle çocuğa şiddet uyguluyorsun? Böyle eğitim mi olur ya, manyak mısınız siz? Otorite böyle sağlanmaz. Otorite sistemle sağlanır. Ve bu sistemin de adam gibi uygulanmasıyla sağlanır. Ahlaki eğitimle yapabilir. Eğitim öğretim diyorlar ya. Eğitim başka bir şeydir, öğretim başka bir şeydir. Öğretim öğretmektir. Eğitim onu eğitmektir. Ona insani değerleri, ahlaki, eksik? Ahlak işte eğitim. Yani şu an... Eğitim. Tamam mı? Bir aşırı bir ahlaki yozlaşma var bu ülkede. Yani adam yetiştirebiliyor tamam muyum? Adam gibi yetiştir, iyi eğitileceksin. Ahlaklı nesiller yetiştireceksin. Disiplinli, ahlaklı, inançlı, terbiyeli bireyler yetiştireceksin. Bunun altyapısını oluşturacaksın. Eğitim ve öğretim bunlar birbirleriyle paralel gidecek. Eşit. Ve düşünebilen nesiller yetiştireceksin. Düşünebilen. Düşünebilen, sorgulayabilen, analiz yapabilen, analitik beyinleri gelişmiş bireyler yetiştirecek. Ezberci değil. 2 tane kitabı alsın, okusun, müfredatı tamam geldim. Hoca da bana zaten 3 tane maddeden sorar. Ben de onu ezberledim kafamda. Hop hop çözüm. Böyle böyle mantık olmaz. Verdiğin bilgiyi değerlendirecek, muhakeme edecek bir nesil yetiştireceksin. Öyle eğitim vereceksin, öğretim vereceksin. Bilgiyi vereceksin ama bilgiyi kullanmayı öğreteceksin. Nasıl bilgiler arasında nasıl bağlantı kuracağını, nasıl karşılaştıracağını, verileri nasıl bir araya getirip problemi çözerken hangi yolları kullanarak problemi çözmeyi öğreteceksin ona. Tek bir yol öğretmeyeceksin. Birçok yoldan o problemi çözmek için birçok yoldan ilerlemesini sağlayacaksın. O yolları öğreteceksin. Daha bir sürü mesele var. Ben eğitimci değilim o zaman. Ben eğitim uzmanı değilim. Ben burada afaki konuşuyorum. Ben sadece asmaya kadar. Ben de doktora yüksek lisans yapıyorum. Ben de bilmem ne yapıyorum. Ben de 3. üniversite okuyorum ben ya. Ne yapacağım? Ama ben eğitimci değilim ki. Ben uzman değilim yani. Bunu çözecek olan uzmanlar. Uzman bunu çözer.
Bırakın bu işi ehli yapsın artık. Bırakın yeter artık. Yani bu siyasetçiler şu eğitimle elini ayağını çeksin abi. Çünkü hakikaten ellerini ayaklarını öyle bir şey dediniz çeksinler ki. Ya. Çünkü mahvettiler artık yani. Bu olacak iş değil ki bu. Kusura bakmasınlar yani. Mesela günümüze kadar kaç tane Milli Eğitim Bakanı vardı? İşte. Hangisi Milli Eğitim'den anlıyor abi? Hangisi eğitimci kökenli? Herhalde içinde 3-5 tane zor çıkar. Vatan biri gitmiş Sağlık Bakanlığı yapmış. Onu Milli Eğitim Bakanı yapıyor. Biri Kültür Bakanlığı yapmış. Onu Milli Eğitim Bakanı yapıyor. Biri Maliye Bakanı'ydı. O Kültür Bakanı, şey bakanı oluyor. Milli Eğitim. Ya Milli Eğitim Bakanı kim olur abi? Eğitimci olur. Eğitimci olur. Sağlık Bakanı kim olur? Doktor. Doktor olur. O tıp sağlık sektöründen gelen olur. Milli Savunma Bakanı kim olur? Milli Savunma'dan anlayan. Bu konuda ihtisas yapmışlar. Ya. İlla asker olması gerekmiyor. Ya abi yani keski alaka ya. Bizim bu şu ya, anki bu... Milli Eğitim Bakanımız Denizci herhalde. Ya abi yani bu işi bak bu işi çözsünler. Düzgün bir şekilde. Siyaset müdahale etmesi gerektiği yerde müdahale eder. Eğer bir milli eğitim sisteminde ideolojik bir güdümleme varsa ki vardı geçmişte biliyorsun tarih boyunca belli bir ideolojiyle güdümlüyorlardı çocukları. Tamam mı? Ona müdahale edersin, düzeltirsin, daha homojen hale getirirsin. Tamam mı? Daha nitelikli ve nicelik ve nitelik anlamında daha evrensel ölçütlere getirir bırakırsın. Dersin ki bunu eğitimciler çözsünler. Ben sistemi oturtmak için gerekli desteği veriyorum, gerekli maddi desteği veriyorum, altyapıyı veriyorum, gerisi eğitimcilerin. Ona göre de nitelikli eğitimci seçeceksin ama Ozan. Kendi branşında soru çözemeyen bir aciz öğretmeni alıp da devlet okullarına atamayacaksın. Ya kusura bakmasın bana kızmasın kimse yani. Tamam o öğretmen de diyecek ki ama benim de okuduğum okuldan suçu kendi okuduğu okula atacaktır. Eminim. Haklıdır da. Ama ne olursa olsun insan gayretli olması lazım her şeye rağmen. Helal. Bizim aslında bana göre evet bir sistem problemi var. Şimdi siz mesela hem sistem problemine değinip öte yandan bir de kimi, hepsi değil tabii, haklarını yemeyelim iyi olanların ve performansı iyi olanların haklarını yemeyelim. Genelde mi yapmıyoruz? Hayır, kimisi de mesleğinde yetersiz. Şimdi olay şu aslında. Bugün bir doktorun maaşına kadar 6-7 döner sermaye vesaire var. Öğretmenin maaşına kadar 2600-2700, ek ders 3000 vesaire. Evet. Şimdi dolayısıyla biz bizi eğitecek... En iyi beyinleri hep genelde işte doktor, mühendis, savcı, hukuk fakültesi diye düşünüyoruz. Çünkü gönderen kişi niye öğretmenliği seçmez? Adamın önünde iki seçenek var. Eminim ki böyle düşünüyor. Birinin maaşı 7000 TL, birinin maaşı 2500 TL. Dolayısıyla en iyi beyinler bu tarafa kayarken orta çaplı olanlar da bu tarafa kayıyor. Değil mi? Siz de diyorsunuz ki bakın işte kendi alanında dahi 44 puan ya da 0 çekiyor her neyse. İşte buradaki problem şu. Ekonomik olarak da siz öğretmenlere gerekli desteği vermezseniz yani çok iyi beyinleri bu tarafa yönlendiremezsiniz. Ama oysa bu toplumu yetiştiren aileden sonra işte 5 yaşında 66 aylık sonra hani Allah Allah diyor ya aileler şu okullar açısından kurtulsak. Günün büyük bir bölümü okulda, ya, öğretmenin elinde. O zaman böyle bir eğitim sistemi olur mu? Allah'ın sersen bana bir ilahiyat mezunu okullarda din, kültür ve ahlak dersi öğretmeni olamıyordu. Evet. Niye? Ta ki gazeteye manşet atılmıyor. Ya niye öğretmen. Kardeşim ilahiyat mezunu niye değil okullarda öğretmen olamıyor? Din, kültür ve ahlak, din, kültür dersini niye ver? Din, kültür ne ya? Din dersini niye vermiyor? Din ve ahlak bilgisi dersini niye verdin kardeşim? Bekir Bozdağ açıkladı, artık olacaklar dedi. Ya neredeydiniz şimdiye kadar? Evet. Kaç yıldır hükümet veya 15 yıldır? Nerede? Şimdi mi akıllarımıza geldi yani? İlahiyat fakültesi mezun nasıl öğretmenlik yapamaz ya? Ne demek bu ya? Ondan daha iyi ihtisas yapan mı var bu konuda? Koca bir ilahiyat fakültesi bitiriyor bu insanlar ya. Alıp o milli eğitimde değerlendireceksin. Böyle şey olmaz. Bir de bir din, kültür ve ahlak bilgisi dersi vardı bizim zamanımızda. 90'lar, 80'lerden söz ediyorum. 80, sizinden çok daha önce. Yo, benim... Bize Confucius, tamam mı? Budizm, bana ne lan bu Confucius'dan Budizm? Yani bu din, kültür, ahlak dersi mi bu? Benim din, kültür diye bir şey mi var ya? Din, ya, kültür ne? Ortaokulda oraya geleceğim. Ortaokulda öğretmenimiz, düşünün, benim ortaokul 96, 97 işte... Gelir derdi ki o kitabı kapatın, sıraları birleştirirdi. Namaz nasıl kılacağını öğretirdi yani.
Bilmeyen evet. Var. Evet, aynen böyle. Olması gereken de bu. Ve derste herkes bir duayı ezberleyerek gelecekti. Doğru olan bu. İşte o gün için küçük bir ilçe olduğu için problem olmuyordu. Ama bunu büyük şehirde yapsa herhalde onu 5 dakika orada, o yıllarda onu orada tutmazdı. Ya mümkün mü ya, deli misin? Neler yaptın? Allah razı olsun Tayyip Hocam'dan. Çok dua öğretti bize.